Refah Partimizin genel merkezinden öncelikle aziz milletimizi, çok kıymetli teşkilatlarımızı, fedakar, cefakar hanım kollarımızı, hareketimizin dinamosu, enerji kaynağı, gençlik kollarımızı hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Seçim sürecinde canını dişine takarak canla başla mücadele eden tüm dava erlerini, belediye başkan adaylarımızı, İl Genel Meclis Üyesi ve Belediye Meclis Üyesi adaylarımızı selamlıyorum. Kıymetli basın mensuplarına da teşekkürler ediyorum. Toplantımız hayırlı olsun, gecemiz hayırlı olsun inşallah. Başkan Erbakan! Başkan Erbakan! Başkan Erbakan! Başkan Erbakan! Ve tabii ki Erbakan! Yeniden Refah Partimizin, Milli Görüş'ün bu çok açık zafer akşamında genel merkezimize gelen siz kıymetli dava erlerini de bağrıma basıyorum. Bir kez daha teşekkürler ediyorum. Hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Bilindiği üzere şu ana kadar sandıkların %75'i açılmış durumdadır. Ve bize ulaşan sonuçlar, bu açılan sandık oranlarından çıkan sonuç, yeniden Refah Partimiz Türkiye genelinde belediye başkanlığı seçimleri Türkiye geneli oy ortalaması olarak %6 oy oranına ulaşmış. Oylarını 14 Mayıs'a göre %100'ün üzerinde arttırmış ve Türkiye'nin 3. partisi olmuştu. Mücahit Erbakan! Mücahit Erbakan! Mücahit Erbakan! Mücahit Erbakan! Mücahit Erbakan! Tabii bir de belediye meclis üyeliği seçiminin Türkiye geneli sonuçları var. Burada sandıkların %28'i açılmış durumda ve belediye meclis üyeliği, yani partimizin asıl oyunu gösteren sonuçlarda Türkiye genelinde yeniden Refah Partimiz %8.7 oy oranına ulaşmıştır şu an. Açıkladığımız sonuçlara göre, bu verilere göre yeniden Refah Partimiz 31 Mart seçimlerinin tartışmasız galibi ve yıldızı konumundadır. Elhamdülillah. Bu sonuçlara göre, şu ana kadar açılan sandıklardan gelen verilere göre Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni yeniden Refah Partimiz kazanmış bulunmakta. Yozgat Belediyesi'ni yine yeniden Refah Partimiz kazanmıştır. Ve bu iki il belediyesine ilaveten 43 ilçe ve 24 belde belediyesini de kazanmış bulunuyor. Toplamda 69 belediyeye yeniden Refah Partimiz kazanmış bulunuyor ve inşallah bu belediyelerde Milli Görüş belediyeciliği ruhunu yeniden yaşatmak üzere, canlandırmak üzere hazır bulunuyor. Bu sonuçlar milletimizin tercihini Milli Görüş'ten ve yeniden Refah'tan yana kullandığını açık bir şekilde göstermiştir. Bu sonuçlar Milli Görüş'ün yeniden şahlanışıdır ve yeniden Refah'ın iktidar yürüyüşünün ayak sesleri.